Can Gezikolikler, muhteşem bir Trilye akşamından hepinize kucak dolusu selamlar, merhabalar. Bursa ilimize bağlı Mudanya'nın çok şirin bir zeytin kasabası olan Trilye, gerçekten enfes balık lokantalarıyla, aynı zamanda zeytin, buram buram zeytin kokan havasıyla, aynı zamanda sizlere yazın ferahlığı iliklerinize kadar hissettirecek sahiliyle, dalgalarıyla gerçekten sevgili Can Gezikolikler görülesi bir yer. Bursa il merkezine yaklaşık 40 kilometre, Mudanya ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede bulunan bu güzel ve gerçekten harikulade estamphaneleriyle göz dolduran zeytinci kasabamız siz Can Gezikolikleri bekliyor. Özellikle çok sayıda balık lokantasının bulunduğunu sizlere belirtmek isterim. Burada buram buram Marmara Denizi'nin kokusu ve senfonisi eşliğinde bu enfes balıkların ve aynı zamanda tabii ki salatanın da tadına bakabilirsiniz sevgili Can Gezikolikler. Evet, oldukça küçük bir kasaba. Birkaç saat içerisinde çok rahatlıkla Trilye'yi gezebilmeniz ve keşfedebilmeniz mümkün sevgili Can Gezikolikler. Aynı zamanda rengarenk, özellikle mavinin tonlarının enfes kullanıldığı ahşap evlerini de belirtmeden geçmek olmaz sevgili Can Gezikolikler. Burada bol miktarda zeytin ve zeytinyağı alışverişlerinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz ki Trilye'nin çiftçileri bu konuda oldukça iddialı ve belirttiklerine göre sevgili Can Gezikolikler, Trilye'nin zeytin ve zeytinyağı ülkemizin en iyi zeytinleri arasında, zeytinyağları arasında gösterilmekte. Evet, yol biraz dolambaçlı. Mudanya'ya kadar her şey güzel, gayet sakin ama Mudanya'dan sonra oldukça virajlı bir yol, zikzaklı bir yol bizleri bekliyor. O yüzden fazla hız yapmamanızı ve dikkatli gelmenizi tavsiye ediyorum. Aslında bu ülkemiz turizminin önemli eksikliklerinden birini de bu vesileyle parmak basmış olalım. Bu yolun aslında daha önce ben uzun yıllar önce geldiğimde de bu yol aynı bu şekildeydi. Hiçbir gelişme olmamış. Yani bu yolun en kısa zamanda tünellerle ve viyadüklerle Bursa'dan Trilye'ye kadar ulaşımın çok rahat bir şekilde olmasını yetkililerden rica ediyoruz. Böylesine güzel, böylesine gerçekten nadide bir zeytin kasabasının ulaşımı bence çok daha güzel olmalı. Çok daha rahat olmalı sevgili Can Gezikolikler. Bursa gezinizde Trilye mutlaka yer alsın sevgili Can Gezikolikler. Birkaç saatte olsa buraya mutlaka zaman ayırın. Hem enfes zeytinlerin tadına bakın, hem de rengarenk masmavi ahşap evleriyle göz dolduran bu güzel kasabamızı, bu güzel köyümüzü sizle birlikte keşfetmiş olalım inşallah. Evet, şimdi sizi harikulade Trilye manzaralarıyla, enstantaneleriyle baş başa bırakıyorum sevgili Can Gezikolikler. Can Gezikolikler, Trilye günümüzde Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Marmara Denizi kıyısında bir mahalledir. Trilye'nin kardeş şehirleri Yunanistan'daki Rafina ve Nea Trilya'dır. Trilye'nin bulunduğu bölge tarih içerisinde Misyalılar, Traklar, Antik Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından yönetilmiştir. 1330'da Osmanlı egemenliğine giren Trilye'nin ismi 1909 senesinde Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın suikast sonucu öldürülmesinden sonra Mahmut Şevket Paşa kasabası olarak değiştirilmiş ise de yerleşim Trilye olarak anılmaya devam etmiş. 1963 yılında Zeytin Bağı adını alan belde 2012'de alınan bir kararla tekrar Trilye ismini almıştır. 2014 yerel seçimleri sonrası belediye kapatılarak mahalle olmuştur. Trilye belde merkezinde oturan nüfusun neredeyse %80'i ticaretle uğraşmaktadır. Söz konusu ticaret içerisinde özellikle tuzlu zeytin, yağ, sabun ticareti başta gelmektedir. Trilye'de tarım da oldukça gelişmiştir. Öyle ki en çok zeytin üretimi yapılmaktadır. Nitekim Trilye yöremiz Türkiye'nin en lezzetli sofralık zeytinlerinin yetiştiği yerler arasındadır. Bu bağlamda üstün kaliteli elma, armut ve şeftali üretimi de yörede bol miktarda yapılmaktadır. Yetiştirilen sebzelerin başında ise fasulye, enginar, salatalık, domates, bezelye,
patlıcan, biber gelmektedir. Öte yandan yörede Bursa siyahı, dürdani inciri de yetiştirilmektedir. Bardak eriği, namı diğer bardacık eriği, yörede yetiştirilen başka bir meyve ağacıdır. Hayvancılık ise beldeye yakın köylerde az, dağ köylerinde ise nispeten daha çoktur. Trilye'de son yıllarda özellikle tavukçuluk da yaygınlaşmaktadır. Elbette özellikle belirtmeliyiz ki balıkçılık da bölgede oldukça önemli bir gelir kaynağıdır. Trilye sanayisinde zeytin imalatı büyük yer tutar. Trilye turizm bakımından da birinci derecede turistik hüviyete sahip bir beldedir sevgili Can Gezikolikler. Trilye zeytini dünyaca bilinen bir zeytin çeşididir. Paskalya çöreği, namı diğer mahlepli çörek ve cevizli lokum bayramlarda taş fırınlarda hazırlanmaktadır. Zeytin ekmeği ise Trilye'de yapılan bir ekmek çeşididir. Trilye ev baklavası da bayramlarda hazırlanan enfes lezzette özel bir baklava çeşididir. Özelliği hamurunun nispeten kalın olmasıdır Can Gezikolikler. Ayrıca iç malzeme özellikle ceviz baklavanın iç kısmına bol miktarda konulur. Trilye kebabı da yörenin en bilinen damak tatları arasındadır. Bu kebap özellikle Bursa'da ve Türkiye'nin birçok bölgesinde trilye kebabı olarak satılmaktadır. Trilyenin vazgeçilmezleri arasında olan deniz ürünleri de trilyede bol miktarda tüketilmektedir. Bu bağlamda mitye tava, balık kızartma ve buğulaması, namı diğer balık papaz yahnisi yine yörede sıklıkla tüketilen gıdalar arasındadır. İncir yaprağında hamsi buğulama, trilye yöremizde en çok sevilen damak tatları arasındadır. Öyle ki sevgili Can Gezikolikler, trilyeye göçle gelen halklar kendi yemek kültürlerini de getirmiştir. Bu bağlamda Balkan ve Karadeniz mutfağının etkileri trilyenin damak tatlarında sıklıkla görülmektedir. Bursa mutfağına ait dünyaca ünlü Bursa cantık pidesi de trilye lokantalarında çokça satılmaktadır. Trilye'de fırınlarda bir çeşit simit olan kuluri de yapılmakta ve satılmaktadır. Ayrıca beze ile birlikte cevizli, bademli, antep fıstıklı pavlova tatlısı evlerde sıklıkla yapılmaktadır. Belirtmeden geçersek elbette olmaz. Trilye bakraç yoğurdu çok sevilerek tüketilen bir yoğurt çeşididir. Katı, kıvamlı ve çok lezzetlidir sevgili Can Gezikolikler. Sağlıcakla, huzurla elbette rehberiniz Doktor Murat Aksayat ile kalın. Hoşça kalın.